Özellikle altından vurgulamak istediğim bir konu sigara. Türcünüz sigara içiyor mu, içmiyor ve veya kaç yaşında başladı? Aslında en büyük risk bu buradan başlıyor. Birincisi 14-15 yaşlarında sigara içen bir ergen düşünün. Daha sonra başka maddelere kayma olasılığı eğer düzgün yaklaşılmadığı zaman veya aile içi problemler sık olduğu zaman veya ergenin kendine ait problemleri sık olduğu zaman geçebilir. Hangi ergenler cistliği bu anlamda? Düşünecek olursak madde kullanan arkadaş çevresi özellikle otoriteye karşı bir takım davranış içerisinde davranış içerisinde davranış bulunmak, psikolojik olarak kendini çok iyi hissetmemek, okul durumunun kötü gitmesi, okul başarısının çok kötü olması ve içinde bulunduğu sosyal ortam. Hangi semtte yaşadığı, kapıdan dışarı çıktığı zaman ne göreceği oldukça Önemli. Bu ergenler biraz daha riskli. Peki aileler ne yapmalı? ailenin büyük korkusu zaten bu. E, çocuğun madde kullanır mı? E, ileride kullanacak mı? Bazı ailelerin bu korkusu gerçeklik dışında. Şöyle bir örnek vereyim. E, 3-4 yaşlarında bir çocuk hatırlıyorum ben. E, bana giriş nedeni e, ileride madde kullanır mı bu çocuk? Olmuştu. Yani e, nasıl ki endişemiz çocuğun hayatını ileride ee, çok bloke edecek, çok ona sınırlandıracak, çok onun alanlarına e, müdahale edecek tarzda oluyorsa, ergensiz de bir şeye geçiyor, çatışmaya geçiyor. Bu çatışma 11-12 yaşlarında başlayabiliyor. Ders çalışmama, ondan sonra isteklerin yapılmaması, ufak tefek izinlerin ihlal edilmesi e, i, ile başlayan e, gizlemeler, yalanlar, e, para çalmalarla başlayan bir süreç. Peki nasıl anlayacak aileler e, çocukların madde kullanıp kullanmadığını? Aileler ilk başta bu soruyu soruyorlar. Tabii ki bu sorudan önce bence niye kullandılar? O çok daha önemli. Niye bir çocuk madde kullanmaya başladı? Nasıldan önce, nasıl anlaşılırızdan daha önce. Birkaç belirtisi var muhakkak ki ama kullanılan maddeye göre çok fazla değişkenlik gösteren belirtiler. Bu arada fiziksel belirtileri sıralayacak olursak ergenin bir anda kilo vermesi. 3 kilo, 5 kilo, 8 kilo veriyor. Veya bir anda kilo alması. Dikkatinin bozulması. Sabah çok daha geç uyanmaya başlaması. Okulda uyumalar. Derslerin çok kötü geçmesi. Okuldan kaçma, okul devamsızlığının çok fazla artması. Arkadaş grubunun çok ani bir değişiklik göstermesi. Daha önceden beraber olduğu kimseyi artık görmek istemiyor vesaire. Aynı bir değişiklik gösteriyor. E, yalanlar çok artıyor e, ve bir şekilde çok kapalı size karşı, sürekli odasında, hiçbir şekilde dışarı çıkmıyor vesaire, e, temas gelmiyor, yani yemeklere gelmiyor e, gibi durum var ise veya bir maddeyi evde veya işte bir yerde bir şekilde bulmuşsanız e, bu durum en azından e, şüphelenmemiz veya direkt maddi kullanılma anlamına gelecek e, bir durumdur.